Saygıdeğer biliyoruz ki kendilerini örnek alan gençlerimize söylediği çok şey vardı. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Muhterem misafirlerimiz, hazır böyle yüzü demir topluluğu ve yüreğini cebine koyup buraya gelmiş coşkulu gençleri görmüşken günümüzün çok çok önemli bir konusuna birazcık dikkat çekmek istiyorum. Asıl yapılması gereken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gereken de her ay mutat olarak toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun malumunuz olduğu gibi bu ayın 25'inde toplanıp Kerkük'ü konuşacakmış. Dünya siyaseti bir saat içerisinde yön değiştirirken dakikaların bile önem kazandığı bir coğrafyada, kaygan bir zeminde hayatımızı Türkiye'nin, Türk dünyasının hayatı meselesi olan Kerkük için 25 gün bekleyip 25'inde mutat tutması da Kerkük meselesini gündeme getireceğiz diyorlar. Bundan sadece 96 senesinde 9 sene önce Milli Siyaset Belgesi'nde Milli Güvenlik Kurulu Milli Siyaset Belgesi'nde vatanını sevmekten başka yalın olarak vatanı sevmekten başka bir davranış sergilemeyen ülkücü hareketi suç olarak gösteren Milli Güvenlik Kurulu yanı başında yanını çıkarken 25 bin noter yapıyor. Bu devlet hepimizin devleti. Hepimiz asker kadar, polis kadar bu ülkenin güvenliğinden sorumluyuz. Bu sebepten efelenme siyasetiyle daha önce de gördük telafi olaylarında. Bizim Türk kardeşlerimizi öldüremezsiniz diye açıklama yaptı Dışişleri Bakanı. 3 gün sonra Amerika'da bizim Irak sahasında Amerika Birleşik Devletleri ile vizyon beraberliğimiz var diye açıklama yaptı. Bir atasözü vardır. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Bunların açıklamaları sadece ve sadece iç piyasaya yönelik. Seçmene yönelik açıklamalar. Güç ve el elinde olan bir kuvvet efelenme siyasetiyle bir devlet yönetecek. Milli Güvenlik Kurulu